Evet sevgili öğrenciler, şimdi doğal anıtlar ve milli parklar. Milli parklar ve doğal anıtlar ormanlarımız kadar özen göstermemiz, korumamız gereken yerlerdir. Çünkü buralarda birçok hayvan ve bitki türü yaşamakta ve yetişmektedir. Doğal anıtlar doğal çevrenin bir parçasıdır. Yer kabuğunun oluşumu sırasında meydana gelmişlerdir. Şelaleler, sarkıt ve dikitler, Pamukkale'deki, Denizli'deki Pamukkale, travertenler, peribacaları, bütün turist çeken yerlerimiz bizim doğal anıtlarımızdır. Mesela Antalya'daki Damla Taş Mağarası. Bakın Denizli'deki, Pamukkale'deki travertenler. Ben bir anımı anlatayım burada. Yıl olarak hatırlamıyorum ama Denizli'ye travertenlere gittiğimde şu beyazlığın kaybolduğunu, o pamuksu görüntünün kaybolduğunu, gri siyah arası kirli kirli bir görüntüyle karşılaştım. Ve bunu çevredeki, daha doğrusu misafir gittiğimiz, bizi gezdiren kişilere sordum. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bunun sebebi nedir diye aldığım cevap şu oldu ve çok üzücüydü. Turistik bir yer olduğu için çevresine birçok oteller yapmışlar. Ve oteller buraya giden sıcak kaynak suyunu otellerde kullanmak üzere çekmişler, almışlar. Dolayısıyla burada o sıcak kaynak su gelmeyince kararmış. Ben bunu öğrenmiştim ve çok üzülmüştüm. Sonra nasıl olduğu bilmiyorum. Bir daha gidip görmedim. Ama bunlar bizim korumamız gereken doğal anıtlarımızdır. Peri bacaları. Peri bacalarını gezmeye gittiğimde şu güzelliğe bir sürü isimler yazmışlar. Kazınmışlar. Bunları görünce de çok üzülmüştüm. Bakın minik tatillerde buralara gidebilirsiniz. Yaz tatili ilk başladığında, hani yazlığınıza gitmeden buralara minik geziler yapabilirsiniz. Milli parklara gelince, milli parklar birçok canlının doğal yaşam alanıdır ve koruma altına alınan doğal çevrelerdir. Böyle yerlere ev yapılmaz, ağaç kesilmez. Çünkü devletimiz tarafından koruma altına alınmışlardır. Turistik geziler çok yapılır buralara. Burada yaşayan canlı varlıklar hakkında bilgi almak isteyen kişiler çok ziyaret ederler. Mesela burada da birkaç tane örnek vermiş. Kaçkar Dağı Milli Parkı, Rize. Saklıkent Milli Parkı, Fethiye. Yedi Göller Milli Parkı, Bolu. Evet, şuraları bilmiyorum, gitmedim ama şurası gerçekten harika bir yer. O kadar çok çeşitli kuş sesi duyuyorsunuz ki oraya gittiğinizde. Buralar bizim milli parklarımız, milli değerlerimizdir. Hep birlikte en iyi şekilde korumamız gerekir. Bizim yaşadığımız ilimizde en yakınımızda Bolu var, Yedi Göller. Buraları ziyaret edebilirsiniz veya sanal geziler de var zannediyorum internette. Orada da geziler yapabilirsiniz. Ama ilkbaharda buralara giderek minik geziler de ailenizle düzenleyebilirsiniz.
Yerleşim yerleri olan köyler, binalar, işte hayvanat bahçeleri, dev akvaryumlar. Burada hayvanlar eğitiliyor, özgür doğada olduğu gibi yaşayamıyorlar. Oysa bizim milli parklarımızdaki göllerde, ormanlarda hayvanlar özgürce yaşıyorlar. Buralarda suni kalıpların içindeler. Oysa orada doğanın içinde istedikleri gibi koşarak, beslenerek çoğalmalarını sağlıyorlar. Evet, buradaki milli parklardaki ve doğal anıtlardaki yerleşim alanları adı da üstündedir, doğaldır. İnsan eli değmemiştir, değmesine de izin verilmez. Yani herhangi bir gölün kenarına, mesela Bolu'daki yedi göllerden birinin kenarına gidip de kendime şöyle bir yazlık yapayım, ev yapayım diyemezsiniz. Çünkü devlet tarafından koruma altındadırlar. Doğal anıtlar çevrenin önemli bir parçasıdır. Buraları elimizden geldiği kadar en iyi şekilde korumalıyız. Çünkü buralar aynı zamanda turist çekiyorlar. Bu da ne demektir? Bir milli gelir demektir. Yurduma yabancı para, döviz geliyor. Yurduma bir katkıda bulunuyor. Ben buraları gerektiği gibi koruyamazsam, o güzellikleri gerektiği gibi koruyamazsam, turistler bir kere gelir, aa yedi göller de bu muymuş, hiçbir şey de yokmuş, ağaç bile kalmamış diyerek bir daha da gelmezler. Böylece yurduma da gelen bir milli gelir kapısı kapanmış olur. Çünkü biliyorsunuz döviz, turistlerin bize bıraktığı Türk lirasının dışındaki yabancı paralardır. Demek ki ne yapıyoruz? Buraları en iyi şekilde koruyoruz. Zarar verenleri gördüğümüz zaman onları uyarıyoruz ve elimizden geldiği kadar buraları korumakla görevlendirilen devlet büyüklerine de yardımcı olmaya çalışmalıyız. Mesela Muğla'daki Saklı Kent Milli Parkı çok çok güzel bir yer. Hakikaten tam bir saklı kent. Demin dediğim gibi yine diyorum, tatillerimizin 2-3 gününü böyle yerlere ayırırsak, bu güzellikleri yerinde görürsek, çünkü böyle kitap sayfalarından gördüğümüz gibi gerçekten olmuyor. Gerçekten gördüğünüz zaman zaten içinizden buraları korumamız gerekir duygu ve düşüncesini geçiriyorsunuz. Bunu yaşıyorsunuz zaten. Evet. Travertenler, dediğim gibi peri bacaları, mağaralar, sarkıt ve dikitler, bunlar bizim korumamız gereken milli doğal anıtlarımızdır. Umarım öğütlerimi dinleyip böyle bir minik tatil başlarında küçük tatillerde buraları ziyaret edip bu güzellikleri kendiniz görürsünüz. O zaman değer vermeniz gerektiğini zaten kendiniz anlayacaksınız. Ve biraz da genel kültürümüz artmış olacak.
Çünkü çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi derler. Evet, çok gezen çok bilir. Daha iyisini bilir. Çünkü çok gezmiştir, çok görmüştür. Tabii bu gittiğiniz yerlerin yaşamlarını da görüyorsunuz. Onların kültürlerini de görüyorsunuz. Kılık kıyafetlerini, özel yemeklerini, onları da görüyorsunuz. Genel bir kültürünüz de oluyor. Bir toplulukta konuşacaksınız. Mesela Abant, yedi gölleri, Bolu yedi gölleri anlatıyorlar. Sizin de söyleyecek bir şeyleriniz olur. Burada genel kültürünüzü de o topluluğa eklemiş olursunuz. Evet sevgili çocuklar, buraları koruyalım, değerlerini bilelim. Gerekirse uyarılarımızı yapalım. Tatillerimizi buralarda da biraz değerlendirelim. Bugünkü konumuz bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.